Madde döngüsüyle devam ediyoruz arkadaşlar konumuza. Evet. Şimdi madde döngüsünde çocuklar doğada işte nedir? Döngü dediğimiz zaman ne gelir hocam aklına? Böyle şu işaret geliyor aslında aklıma ilk. Geri dönüşüm işareti geliyor hı. Evet. Şimdi bu geri dönüşüm işareti de döngülerde olan nedir? Hep başladığı yere geri dönmesidir. İşte e, bizde de mesela bunları konuşacağız. İşte karbon döngüsü, oksijen döngüsü, azot döngüsü gibi. Döngülerden bahsedeceğiz su döngüsü de aynı şekilde ee, başladığı yere yani dünyada dolaşması olayını biz döngü diyeceğiz tanımlar bizim için önemli değil sadece mantığını anlamamız bizim için önemli döngü olayı sürekli meydana gelecek dünyada işte ne yapar insan büyür yaşar işte ölür. ölür sonra nedir onun çocuğu devam eder aynı olaya nedir bu bir döngüdür değil mi bunun gibi bir sürü döngüyü düşünebiliriz veya işte suyu koyduk buzu aldık dolaptan çıkarttık erittik buharlaştı yağmur olarak geri yağdı. Biz onu tekrar aldık, dolaba koyduk, dondurduk falan filan. Ne yaptı? Bir, bir döngü oldu başka bir yere. Biz psikopatız yani bu durumda. Biz niye böyle bir şey? Buzluğa niye koyduk? Tamam su döngü yapsın da ya, ne illa buzluğu da deneyeceğim. Katıydı yani söyledim olayı da. Katı biraz saçma oldu hakikaten. Neyse su döngüsüne bakalım. Şimdi dünyadaki su hep sabit aslında. Ne yapıyor? İşte su buharlaşıyor. Denizlerden, okyanuslardan, derelerden işte bilmem işte bizim nefesimizdeki su buharı mesela. Ee, bunlar hep ne yapıyor? Buharlaşıyor yükseliyor. İşte soğuk bir katmana denk gelirse yağıyor. Gelmezse atmosfer sayesinde dolaşıyor gidiyor başka bir yere yağmuru veriyor. Yani bugün benim içtiğim suyu evet 3 sene sonra Hindistan'da biri içiyor mesela. Tabii ki. Çok ilginç Dönüşüyor. Hatta adamın bir ne yapmış biliyor musunuz hocam? Havadaki nemi toplayıp su, içilebilir su üreten bir cihaz elde etmiş. Düşünsene Havadaki terliyorsun. Ne? İşte ne bileyim sudaki hava işte buharlaşıyor. Mesela yazın çok nemli oluyor ya Türkiye, İstanbul mesela. Hı hı. Orada ne yapıyor? Havadaki nemi emiyor ve su üreten bir makine yapmış adam mesela. Ne güzel vallahi. Yani mantık olarak iğrenç. Düşünsenize terliyorsunuz falan, tükürüyorsunuz bir şeyler yerlere o su bu. Ama boğarıyor. temiz yani sonuçta. Temiz tabii temizliyor canım makine. Neyse bu yükseliyor falan filan. Dünyaya ne olarak yağıyor? Yağış olarak yağmur, kar dolu. İşte bunlar tekrar oluşan yağmurlar, karlar işte göllere, nehirlere, denizlere veya yeraltı sularıyla tekrar denizlere geri dönüyor. Yani bir suyun döngüsünden bahsediyoruz. Bitkiler ne yapıyor? İşte bitki hayvan, bitkiler fotosentez, terleme, solunumla bu suyun bir kısmını dışarı veriyor ve su bir döngü haline dönüşüyor. Uzatmaya gerekiyor çok fazla zaten. Karbon döngüsüne bakalım. Şimdi karbon döngüsü şu. Bütün canlılar karbon yapılı canlılardır. Özellikle Hı -hı. biz karbon yapılı canlılarız. Ee, ne yapıyoruz? İşte dışarıdan oksijen alıyoruz. Dışarıya ne veriyoruz biz sürekli? Karbondioksit veriyoruz. Hayvan hücre ne yapıyor? Karbondioksit veriyor. Bitkiler ne yapıyor? Bu karbondioksiti emiyor. Oksijen Ve karşılığında ne veriyor? Oksijen veriyor. İşte aynı şekilde biz karbon yapılı canlılar olduğumuz için öldüğümüz zaman ne oluyor? Yapımız karbona dönüşüyor. İşte karbonu ayrıştırıcı bakteriler bizi ayrıştırıyor. Toprak, toprakta işte ne biliriz? kömür, mömür bilmem ne şeylere doğru dönüşüyoruz, değil mi? Hı -hı. İşte bu kömür atıklar yakıldığı zaman ne veriyor tekrar havaya? Tekrar karbondioksit gazı veriyor. Yani tekrar bir ne oluşuyor aslında bir döngü oluşuyor. Hı -hı. Karbon döngüsü içerisinde oksijen döngüsü için aynı şey geçerli aslında. Çok uzatmaya gerek yok. Şöyle bir okuduğunuz zaman zaten anlattığımız şeylerin e, anlattığını fark edeceksiniz. Bitkiler yapısına karbon aldığı zaman işte bir inek geliyor onu yiyor, karbonu yapısına katıyor gibi. bunların hepsini aslında e, mantık de çıkarabiliriz şeyler. bildiğimiz şeyler. Oksijen döngüsü, karbon döngüsüyle hemen hemen aynı şeyler var. Ne yapıyor? Fotosentez sonucunda işte havadaki karbondioksiti emiyor bitkiler, dışarı ne veriyor? Oksijen veriyor. Biz o oksijeni alıyoruz. Onlara ne veriyoruz? Karbondioksit. Biliyoruz şekilde de zaten bu anlatılıyor. Ee, yine karbon yapılı bir bitki öldüğü zaman toprakta karbona ve hidrojen oksijene tekrar ayrıştırılıyor Ve toprağın içinde çözülmüş olan oksijeni karbona ve hidrojene dönüşüyor. Hı hı. Geçtik. Benim en sevdiğim döngü. Azot. Kral. Hocam bir tane şuraya şöyle bir inek çizer misin bana rica etsem. Ne kadar kibarım görüyorsun. Evet. Şimdi. Kuyruğunda yaptın. Güzel. Ne Yeterli. Şimdi azot biliyoruz ki havanın yüzde yetmiş sekizi azot. Hı hı. İşte, bu havadaki azot bizim yapımıza da katılıyor. Proteinlerin yapısında azot var biliyorsunuz. O hı hı. yüzden azot bizim için çok önemli döngüsü. Şimşek, işte yıldırım bilmem neyle bu havadaki azot nereye geçiyor biliyor musunuz? Çşş. Toprağa. Toprağa geçiyor. Bu toprağa geçtikten sonra işte bitkinin yapısında var. Bitkiyi şöyle düşünelim. Toprağın yapısında bitki var şurada. Hı hı. Bitkinin de kökleri var. Ama sen dokununca hep nazar değdiriyor Aynı. buna. Evet bitkinin, bitkinin kökleri, kökleri var. var. Köklerinde de e, azot bağlayıcı bakteriler var. Çizelim. Azot bağlayıcı bakteriler. Bunlar genellikle baklagillerde falan oluyor. Hı -hı. İşte böyle kuru fasulye, nohut bilmem ne. Onları çok yediğimiz zaman hani böyle gaz yapıyor ya. Ha. Orada dışarı çıkan gaz aslında azot gazı. <gülüyor> <gülüyor> çok <gülüyor> detaylara giremiyoruz ama evet, anladınız demek istediniz. Anladınız olayı. Yani çıkan gaz yanında ay, nasıl koktuğunu biliyorsunuzdur herhalde azot gazın. Böyle bir deneyim, <laughs> deneyim de bilirler, değil mi hocam? <laughs> Neyse. Bu inek geldi. Şimdi bitki şunu yaptı. Dedi ki şimşek çaktı, yıldırım oldu falan. Toprak, havadaki azot toprağa geçti. Topraktaki azotu azot bağlayıcı bakteriler şak aldı. Yağmurla da geçer mi? Yağmur yağıyor Tabii tabii, tabii. Aynı, aynen aynen. Toprağa geçti. Azot bağlayıcı bakteriler aldı. Bunu bitkinin yapısına kattı azotu. Hı, Hı Azot şu an bitkinin yapısında. Yani şöyle bir Şimdi güzel yazacağım. N harfi? Çünkü Hı -hı. azotun sembolü ne? İnek bunu yediği zaman ne yapıyor? Azot ineğin yapısına geçiyor. Hı -hı. Fazla olanın bir kısmını dışarıya ne olarak bırakıyor? Azot. Azot olarak. Dışkı. Bayağı baya bir dışkılamayla. Aslında ya söyleyeceğim bunu burada kötü bir şey yok aslında. Dışkı deyip duruyoruz ama bıraktığı şey aslında bir Türkçesi nedir? Yazabilirsem boktur. Bok dediğimiz şey aslında bir kısaltmadır çocuklar. Hemen gireyim araya da hocam kesmeden yayını. Çünkü bok açılımı şudur. Besinlerin oksitlenmiş kalıntısı. Tamam kelimeyi Hiçbir söylemeden. Anlamıyor. Gerçekten bu mudur? Evet evet o. Evet. Besinlerin oksitlenmiş kalıntısı. Yani bir affedersiniz kısaltma. bunu öğrenmeniz için kesmiyoruz ama. <laughs> daha sonra <laughs> rejiden geçecek mi bilmiyorum ama. Evet. Besinlerin oksitlenmiş kalıntısı çıkıyor. İşte burada fazla olan azotu burada dışarıya attı. Biz gene de şuna noktalama belirleyelim böyle yiyeceğine görürsün. Burada noktalamalar tabii. var yani. Katı bimsinlerin. Tamam, yazma hiç uğraşma. Bez, evet. Kesin oksitlenmiş oksitlenmiş kanıysa. Neyse bunu attı. Hı -hı. Bir kısmını da gaz olarak attı. Bildiğiniz azot gazı. Hani şu Hı -hı. kokusu falan biliyoruz. Attı. Peki sonra ne yaptı? Hala yapısında bir miktar azot var. Hı -hı. Değil mi? Yani aldığı azotun tamamını geri bırakmadı. Ne yapacak bu hayvan? Şuraya şöyle çizeyim. Öldüğü zaman ters çizeyim ayaklarını. Öldüğü Hı zaman. Yani lütfen çizme işlerini <laughs> bana bırak. Sen <laughs> tamam, bu yeni çiğ yavuşamadın. öldüğü zaman ne yapıyor? Yapısındaki azotu azot ayrıştırıcı bakteriler ondan geri alıyorlar ve toprağın yapısına tekrar geri katıyorlar. Ve bu döngü sürekli dönüyor. Azot döngüsü çok önemlidir. Ben eğer döngülerden bir soru gelecekse, havaya nasıl gidecek? Şimdi tam bir toprağa Şöyle, geldi. Toprağa geldi. Azot ayrıştırıcı bakteriler bir de değil de şu da yazıyor mesela. İsmi önemli değil bizim için vazgeçim ismi söylemekten. Bu azot arıştır işte bir kısmında bunu alıp ayrıştırıyor ve havaya gaz olarak veriyor. Hmm. Şu azot gazı olarak veriyor çöplüklerde havaya. Çöplüklerde vesaire evet, çıkan evet, kokular evet. mesela bu tarz kokular genellikle Hı -hı. azot gazı oluyor ve azot gazı da tekrar hava atmosfere gidiyor. atmosferden tekrar hava olaylarıyla dünyaya yönlüyor, başa dönüşüyorlar. Anlattığım şeyler burada detaylı olarak yazıyor. Geçiyoruz Geçelim. bu sayfayı. Düşünsene bunu okudum böyle saatlerce. Ozon tabakasında oluşan değişiklikler. Şuraya ben YouTube'da bir link var. Ben şu an atmıştım ama link kaldırmışlar herhalde yanlış koydum Hı -hı. diye. Ee, Ozi Ozon diye bir şey var YouTube'da. Hı -hı. Ücretsiz izleyebilirsiniz. Biraz çocuksu bir şey ama direkt buradaki CFC gazları yani karbonları falan anlatıyor. Bizim için önemini anlatıyor. O çizgi filmi bir izleyin. 3 dakikalık bir şey Hı -hı. Ee, işinize yarar. Ozon tabakası aslında ozon şu. Bizim bildiğimiz oksijen iki tane... Oksijen molekülü iki oksijenden oluşur. Buna gidip üçüncü bir oksijen bağlandığında bu oluşan yapıya biz ne diyoruz? Ozon diyoruz. Hı hı. Ve ozon gökyüzünde atmosferin 25 veya 30 kilometre arasında bir yerlerde duruyor. Ve bu dünyayı güneşin zararlı ışınlarının geçmesini engelliyor. O kadar ince bir çizgi var ki belirli bir kalınlığın üstüne çıkarsa bu ozon tabakası küresel ısınmaya sebep oluyor. Çünkü ısıyı da geri yansıtıyor. Belirli miktarın altına düşerse bu sefer de o zararlı gazların dünyaya ulaşmasına neden oluyor. Ulaştığı zaman ne oluyor? İşte ciltte cilt yanıklarına, işte katarakta, bunun dışında işte ee, nerede o? İnsanların şeyin düşmesine ne denir? bu hastalıklara karşı bağışıklığın düşmesini, direncin düşmesine sebep oluyor. O yüzden önemli. Peki bunlara ne sebep oluyor? Oradaki ozon gazını ne inceltiyor? Bu CFC kloroflora karbon gazları veya bu hani spreylerde falan ozon dostu, ozon dostu falan klima gazları. Klima gazları. Klima gazların içindeki bu gaz bu. Hı hı. Ondan dolayı bunlar ne yapıyor? Ozon tabakasını inceltiyor. O yüzden e, dikkat etmemiz gereken şeyler tekrar söylüyorum. Oz ozon bir izleyin YouTube'da yazın bulursunuz zaten. Türkçe'si de var. Biyoteknoloji adı üzerinde. Biyo ne demek? Biyo canlı. canlı. Hı. Teknoloji de onun teknolojik hali. Bu da yeni girdim müfredata bu biyoteknolojiyle ozon kısmı. O yüzden e, çok enteresan bir şey beklemiyoruz açıkçası ama hani böyle şeylere dikkat edelim. Amacı ne? Amacı biyoteknolojinin amacı şu. E, i̇şte tıbbi biyolojik gıdalarlarda falan filan çalışıyor. Mesela gıdada ne yapıyor olabilir? Besinlerin raf ömrünü arttırıyor. Normalde hı hı. işte aldığınız bir besin normalde iki günde çürüyecekken gidiyor işte atıyorum bir ay sonra çürüyor. Bunun zararı var mı? Var. Yararı var mı? Var. Niye? Çünkü fiyatlarını düşürüyor hı hı. besinlerin. Tıbbi biyolojik tek bir tıbbi biyoteknolojide var. Niye? Çünkü ilaç yapımında kullanı çalışıyor biyoteknoloji. Tarım ve hayvancılıkta var. Niye tarım ve hayvancılıkta var? Neden? Mesela sizin bir tohumunuz var. Tohumu atıyorsun. Çim tohumunu mesela. Karıncalar hepsi topluyor namussuzlar. Gidiyorlar çim tohumunu <laughs> yiyeceğiz diyor. Bak bakıyorum bahçeye. Kel kel bahçede. <laughs> çim yok. Ne yapıyorsun? Tekrar atıyorsun falan. Şimdi bu adamlar bunu yapıyor. Diyor ki ben öyle bir tohumun genleriyle oynayayım diyor. Genleriyle oynuyor. Ve ektiğin tohumda yine onu şey alamıyor. Karınca almıyor. Onun besin olduğunu anlayamıyor. Hı -hı. Ve orada kalıyor. Tekrar çıkıyor. Yani karıncaların taşımasını engelliyor bir nevi. Tabi bunun aslında bu tip zararı da, var mı? zararı da var. Var. Yararı da var. Onları da konuşacağız tarım hayvancılıkta işte konuştuğumuz gibi endüstriyel çevre biyoteknolojilerinde de var. Çevrede dediğimiz gibi işte nedir? Ee, bu gübreler falan var ya normalde gübre ekiyorsunuz toprağa. Toprağın azot miktarını arttırıyorsunuz. ama gereğinden fazla arttırırsanız toprağın verimini düşürüyorsunuz, yakıyorsunuz Hı -hı. bitkiyi. Aynı şekilde daha az azot mesela gübre kullanarak toprağı işleyebilmenizi sağlıyorlar biyoteknoloji sayesinde. Bir sonraki saatlerde bunların aslında şeyleri var. Olumlu etkileri nedir? Hastalığa sebep olan genlere belirliyorsunuz. İşte ne bileyim işte Allah korusun Kansere sebep olan hastalığın genlerine belirliyorsunuz. Yakında yapacaklar bunu. Hı hı. Direkt onlara yönelik bir tedavi uyguluyorsunuz. Gübre ve ilaç kullanımında olan çevre kirliliğini azaltıyorsunuz. Sebze ve meyvelerin ömrünü uzatıyorsunuz. Konuştuğumuz şeyler. Zararları neler? Zararlarından birkaç tanesi tabii ki bu. Yeni genlerle üretilen bitkilerin bazıları alerjik reaksiyona sebep olabiliyor insanlarda. Evet, Niye? Hı. Çünkü doğada öyle bir şey yok. Sen genlerle oynuyorsun ve bazı insanlarda bu alerjik reaksiyonlara sebep olabiliyor. Ekolojik dengenin bozulması ne demek ekolojik dengesinin bozulması? Mesela bir türü ortadan kaldırabilirsin ya da bir türün sayısını Kesinlikle. gereğinden fazla arttırabilirsin. Kesinlikle. Bu da bazı sonuçları Aynen. olacaktır. İlaçlar mesela bir, e, bu şeylerdeki tarlalardaki zararlı hayvanları öldürmek için sıkılan ilaçlar başka hayvanların üremesine daha fazla artmasına ve oradaki verim düşmesine sebep oluyor. Klonlama konusu var. Klonlama konusu tabii ki bunun ahlaki ve etik aslında etik ve ahlak aynı şey değil mi ya? Genelde Aynen böyle hemen. geçiyor hemen hemen işte etik ahlaki değerlere işte ters düşmesi bilmem ne olması Hı -hı. falan diye tartışmalara da sebep oluyor aynı zamanda. Klonlama ne olduğunu biliyor mu çocuklar? Klonlama müfredatta yok artık Hı -hı. Ee, ama şöyle diyelim şu o zaman şunu şöyle açayım ben. Şimdi klonlama derken şu mesela diyor ki hocam şimdi klonlamanın işte doli yaptılar doliden yapsınlar 10 tane doli yapsın bana ne. Ama şöyle bir şey olabilir ileride biyoteknoloji sayesinde hocam dese ki benim çocuğum sarı saçlı mavi gözlü işte 1.90 boyunda işte e, aynı zamanda sakalları sık olan e, zeki bilmem ne diye sipariş çocuk yaptırabiliriz ileride. Ha, buna derlersek hani bunun neyi olumsuz ya yani gayet olumlu falan olumsuz yönü şu. Siz doğanın işine el atmış oluyorsunuz ve ne yapmış oluyorsunuz? Sonuçlarına gibi, katlanmak sonuçlarına zorunda kalabilirsiniz yani ileride. Onu yapayım derken başka bir şey bozuyorsun büyük ihtimal. Mesela çocuk Engelli doğabilir, tabii zihinsel ki. engelli tabii ki, Allah tabii, muhafaza. Tabii. Başka sorunlar ortaya çıkabilir dolayısıyla ve önü avınamayabilir de ileride tabii bunun. Ki, tabii ki Belli bir şeyi geçtikten sonra belli bir eşi mesela ozon tabakasıyla ilgili aynı durum oluşmadı <laughs> mı? Ozon tabakası öyle bir inceliğe ulaşılmıştı ki hemen... Apar topar toplantılar yapılmaya başlandı. Çünkü eğer o inceliği kaybeder ve yırtılmaya sebep olursak bir daha toparlayamayız vesaire evet. diye önlemler alınmıştı. Bu da onun gibi bir Aynen. şey. Yani mesela şöyle düşünün. E, bu pitbulllar var ya mesela pitbull cinsi normalde olmayan bir cins. Hı hı. Ama... Ee, mesela Kangal köpeği de çok hani böyle vahşi hmm. bir hayvan olabilir ama bir ruh böyle bir hani bir şeyi vardır böyle bir hani doğal hayvan, bir doğallığı sorun. vardır Aha. ama Pitbull'a baktığın zaman bir doğallık yok böyle yapaydır her şey. işte kasları, masları, şeyleri bilmem nesi falan saldırganlığı hani e, biraz farklı bir şeydir. O yüzden hani klonlama konusunda soru işaretleri tabii ki var. Kimler ilgilenir bununla? Fizikçiler, kimyagerler, biyokimyagerler, işte biyologlar, genetik mühendisleri e, gibi meslek dalları ilgilenir. Çok öyle bir şey beklemiyoruz ama ben yine de dedim hani olsun.